Bitcoin'den bahsetmeyi sürdürüyoruz ve pip'in üzerinde duracağız diyebilirim. Şuradaki snotlogu falan filan kapatalım. Ve evet, genel olarak ne dedik? Pip'ten bahsedeceğiz. Şimdi şöyle bir baştan başlayalım. Diyor ki pip coin fiyat tahmini, değişen bir manzarada gezinmek, şempanze yeni meme kralı mı? Herhalde şempanze dediği şey de yeni bir meme coin çıktı. Ondan bahsediyor diye düşünüyorum. Şempanze kısmında biz yokuz, tamam mı? Biz işin şu anda kurbağa kısmında kalacağız. Pipcoin Ethereum ağı üzerine çalışan deflasyonist bir meme coin'dir. 2000'lerin başında Matt Fry ikonik internet mimi kurbağa pipi tanıttı diyor. Doğrudur. Burada tam olarak bir deflasyondan söz edemeyiz. Ha, bir deflasyondan söz edebiliriz ancak sürekli devam eden bir yakımdan ve yüksek bir deflasyon oranından ziyade yüksek bir benimsenme ve yüksek bir yatırımcı kitlesi kazanma odaklı stratejisini belirleyen bir meme coin'den söz edebiliriz. Shiba Inu ve Doge gibi meme coin'lerden ilham alan proje en iyi meme coin birimlerinden biri olmayı hedefliyor. Şu anda üçüncüdür. Nadir olmaları nedeniyle pip paraları, vergi olmaması, uzun vadeli staker ödülleri ve yakma mekanizması gibi özellikler sayesinde öne çıkıyor. Doğrudur. Aynı zamanda evet, uzun vadeli staker'lar burada çok fazla enflasyonu tetiklemediği gibi uzun vadeli yatırımcıları tutma yönünde ve cüzdanları sıkı sürdürmek yönünde oldukça etkili ve çok güzel. Aynı zamanda verginin olmaması şu an halihazırda Pip'in en büyük silahı olan yüksek trader oranları ve çok güçlü bir likiditenin ana sebebi ve bunun bu şekilde kalıp yükseliş potansiyelini sürdürebilmesinin de gizli noktasıdır diyebiliriz. Pip'in piyasa değeri Nisan sonundan Mayıs 2023'e kadar 1,6 milyar dolara ulaştı. Benzer düşüncelere sahip destekçilerden oluşan özen bir topluluk oluşturdu ve bu da önemli bir zenginlik sağladı. Doğru. Pip'in yükselişinin ardından diğer meme coinlerde fiyat dalgalanmaları görüldü ve bu da bir meme coin sezonuna neden oldu. Pip'in gelecekteki performansı hakkında hala çok fazla şüphe var. Ancak birçok kişi iyimser. Ne konuda ben hemen önceki videolarda söyledik. Çok kısa söyleyeyim. Açık ve net. Bu sezon piyasanın çok üzerinde korkunç yükselişler yapacaktır. Fakat uzun vade yatırımları önermemekle birlikte uzun vadede bu şekilde giderse eliminasyona uğrama ihtimali vardır. O yüzden sezonluk değerlendirmek gerekir. Pip kurbağa pip ediyor. Saygı ödeyen meme coin. Pip meme coin tartışmalı geçmişiyle tanınan kurbağa pipin adını almıştır. Topluluğumuza ve destekçilerimize olan güçlü bağlılığımız pipi diğerlerinden ayırır. Pip'in benzersiz bir yönü uzun vadeli sahipleri ödüllendiren yeniden dağıtım sistemidir. Uzun vadeli staking teşvik edilir ve token sahipleri yatırım yapmaya devam eder diyor. Aynen öyle. Ek olarak Pip token fiyatlarını yüksek tutmak ve kıtlığı sürdürmek için bir yakma mekanizması kullanır. Bunun yanında işlem ücreti almaz. Pip'i daha erişebilir hale getirmek onu daha yaygın hale getirir. Aynen öyle. Pip'in yeniden dağıtım sistemi ve kıtlık stratejisi. Kullanıcıların Pip'in yeniden dağıtım sistemi tarafından Pip tokenlarını uzun süre ellerinde tutmalarını teşvik edilir. Pip uzun vadeli paydaşları ödüllendirerek dediğim gibi burada hem yüksek faiz oranları yok ve potansiyel bir enflasyondan söz edemiyoruz. Ve bu durumla da birlikte önemli olacaktır. Tabii ki elde tutma oranları sürekli yüksek kalıyor. Evet, devam edelim. Pip'in diyor 420 trilyon tokenlık büyük bir maksimum arza sahip olduğundan kıtlığı korumak için bir yakma mekanizması kullanır. Düzenli olarak bazı coinler dolaşımdan çıkarın diyor. Uzun vade bu strateji tokenın değerini korumaya yardımcı olur. Doğrudur. Maksimum arzın %93,1'i likidite havuzuna gitti. Burada LP tokenları yakıldı ve dağıtımcı geçersiz bir adres aldı. Geri kalan %6,9 JAX listeleri, köprüler ve likidite havuzları için multichain bir cüzdanda tutulur vesaire vesaire. Evet. Buradaki arz da doğru azalma yolunda ilerlemektedir. Pipcoin eşsiz performans ve gelecek vadeden kazançlar. Geçtiğimiz hafta Pipcoin son 24 saatte %3,85 ve %5,06 değer kazandı. Pipcoin yaklaşık 106 milyon dolardan işlem görüyor diyor. Tamam, devam edelim. Pip'in değeri geçen ay %25 arttı. Son kazanımlar tüm zamanların en yüksek seviyesinin %61,8 altında olmasına rağmen token'ın momentumun hala güçlü olduğunu gösteriyor. Yakın zaman içinde %85 civarında altındaydı. Bunu %65'e kadar, 61'e kadar indirmiştir. Yani artık ATH'tan alan bir kişinin bile yakın zamanda parasını
amorti edebileceği bir sezonda bulunduğunu dile getirebiliriz. Bir meme olarak daha popüler hale gelen Peepcoin konumunu sağlamlaştırdı. Peepcoin zincirleme verileri balinaların parayı biriktirdiğini gösteriyor. Bu da yakında bir dalgalanma olduğunu gösteriyor. Çok doğrudur. Peep'in genel olarak zaten Peep Ether balinaları yani Shiba ile ortak bu balinalar arasında çok fazla tercih edilmektedir. Dediğim gibi trader oranları ve likidasyon tabii ki de çok yüksektir ama aynı anda yüksek yatırımlar alma ve balinaların sürekli toplaması durumu Peep üzerinde korkunç derecede yaygın haldedir. Bu da sürekli artan uzun vadeli yatırımcı oranı ve sayısı yine fiyatları için potansiyel ivmeyi sürekli canlı tutmaktadır. Peepcoin son 24 saatte yaklaşık %5 değer kazandı ve yakında %10'a ulaşma yolunda. Peepcoin'in grafiği olumlu olmaya devam ediyor ve RSI değişiklikleri ivmenin arttığını gösteriyor. Ayrıca 30 günlük hareketli ortalama 200 günlüğü geride bırakarak alım baskısına işaret ediyor. İşte diyor en iyi meme parasına yatırım yapma rehberimiz falan onu geç. Peepcoin'in destek seviyesini geçen hafta artarak daha fazla düşüşleri sınırlandırdı ve onu gelecek için iyi konumlandırdı. Olumlu piyasa duyarlılığı Peep'i iyi bir yatırım haline getiriyor. Şimdi Peepcoin satın almak iyi bir fikir. Şöyle, tabii ki de önceki zamanlara göre, örnek veriyorum size, şey tarafında 82'lerdeyken korkunç bir alım fırsatı sunuyordu. Gerçekten korkunç bir alım fırsatı sunuyordu. Hala çok geç mi? Tabii ki de geçti. İlerleyen haftaları, ayları eğer göz önüne bulunduracaksanız tabii ki hala alım yapılabilir yani. Balinalar fiyat hareketlerini etkiler ancak tahminleri her zaman doğru değildir. Mevcut büyük ölçekli satın alma eğilimi nedeniyle Pip yakın gelecekte daha fazla kazanç görebilir. Şu anda 16'lardan 206'lara ulaşabilir. Zaten 95'ler desek ona daha doğru. Yakın zaman içerisinde 95'lere kadar hareketini sağlamıştır. Onun haricinde bunun da ilerisine 195'lerin ilerisine günlükteki kırılımı 26'lara doğru bir yükselişi etkileyecek ve tetikleyecektir. PP bir yatırımdır diyor. Eksiksiz bir genel bakış için falan filan onu boş ver şimdi. Bugünün fiyatı 16, şu anda 17, 625 milyon dolar şu anda ilerisinde. Dolaşımdaki ve toplam arzını veriyor ve sıralamasını veriyor. Genel olarak şöyle bir pipe göz attık. Dediğim gibi şu artık daha altında şempanze falan maymun artık bir şeyler var. Neyse şöyle bir şey. Bunlara bu toplara girmemeniz gerekecektir. Ben bunu hep söylüyorum. Bu tarz toplara girmeyin. Pip, Shiba, Doge. Hani piyasada tabii ki iyi meme coinler var. Fakat bilinmezliğin içinde boğulur ve saçma kripto paralara yatırım yaparsanız sonra üzülebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.